Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bir örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel duruyor. Örmesi çok keyifli. Çok da çabuk ilerliyor. Bu modelden aklınıza gelebilecek her türlü örgüyü de rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz yelek, hırka, çok güzel yazlık bluzlar örebilirsiniz. Çok güzel çantalar yapabilirsiniz. Kağıt iplerle. Bu model kağıt iple de çok güzel duruyor. Koltuk kırlenti, battaniye, dilediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şöyle arka yüzüne de bakalım. Bakın arka tarafı da bu şekilde. Benim kullandığım ipe de şöyle bakalım. Kağıda atılmış. Evde olan parça bir iple denedim ben. Şimdi modelimizin burada zincir sayısını hesaplarken de her bir model için 6 tane zincir çekiyoruz. Örmek istediğimiz örgünün büyüklüğü boyunca 6 ve altının katları olacak şekilde zincirlerimizi çekerek modelimize başlıyoruz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Hep birlikte başlayalım. Şöyle yine yaparken de 1,90, 2 milim. Yani örmek istediğiniz ipe göre tığ kalınlığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten iplerin üzerinde de hangi numara tığla yapılacağı yazıyor. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi zincirlerimizi çekelim. Modelimize başlayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir ilmek oluşturdum. Bunun üzerine zincirimi çekiyorum. Çok fazla sıkı çekmeyelim zinciri. Sayarak çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk 6 zincirimi çektim. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi örmek istediğim örgünün büyüklüğü boyunca bu şekilde zincirlerimizi çekmeye devam ediyoruz. Bana bu kadar yeterli olacaktır. Modeli açıklayabilmek için. Şimdi en son çektiğim zincirden tutuyorum. 3 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doladım. Şu tuttuğum bakın tırnağımın altında kalan zincirden batıp buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın başını doladım. Şimdi bir sonraki zincirim boşluğundan yine ikili trabzan. Modelimizin bu ilk sırasını bu şekilde ikili trabzanlar şeklinde devam ederek tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar şurada da olduğu gibi ilk sırayı trabzan olarak tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimizde yeni sıraya birlikte başlarız. Çekmiş olduğum bütün zincirlerin üzerine ikili trabzanlar yaptım. İlk sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığımın başını bir kez doluyorum. Buradan sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4. boşluğa. Şu trabzanların tepesine 1, 2, 3, 4.'ye battım. Buraya bir ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar tığımın başını bir kez doladım. Aynı battığım yere batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. V şeklinde bir yuvamız oldu burada. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2 trabzan boşluğu atladım. 3. trabzanın boşluğundan bir sık iğne yaparak buraya indirdim ipimi. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan boşluğundan ikili bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı battığım yere batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir, 2 tane boşluk atlıyoruz. 1, 2, 3.'ye battım. Bir sık iğne yaptım buraya. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim.
Tığıma başını doladım. Yine 1-2 tane trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesinden ikili bir trabzan yaptım. 1-2 zincir doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yaptım. 1-2 zincir çektim. Şimdi buradan sayalım. En sona şu yukarıya çıkarken çekmiş olduğumuz zincirin son zincirin tepesinden bu şekilde yine sık iğne olarak buraya birleştirdim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın V şeklinde yuvalarımız oluştu bu sırada. Yine 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Ve buradan geriye döndük. Şimdi tığımızın başı dolalı. 4 zincirden sonra tığın başı dolalıyken hemen şu ilk V şeklindeki yuvaya batıyoruz. Şuradaki boşluğa değil. Bu V şeklinde görünen yapmış olduğumuz yuvaya. 1, 2. İkili bir fıstık yaptım buraya. Fıstığı 1, 2 seferde kapattım. Araya 1, 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı V olan yuvaya yine ikili trabzan. İkili bir fıstık. 1, 2 seferde de kapattım. 2 zincir. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Toplam 3 sefer. İkili fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir kez daha. Bakın bu şekilde fıstıklarımızı yapmış olduk. Şimdi bir sonraki yuvaya geçerken bir tane zincir çekiyoruz. Doladım. Şimdi bir sonraki yuvaya. Yine ikili fıstık. 1, 2. 2 seferde de kapattım. Araya 2 tane zincir. Yine ikili fıstık. Toplam 3 tane yapıyoruz. 1, 2 zincir. Yine bir ikili fıstık yaptım. 2 seferde kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bir sonraki yine bu V şeklindeki yuvaya. Aralarına ikişer zincir çekiyoruz ve ikili fıstıklar yapıyoruz. Toplam 3 tane. 1, 2 zincir. Yine ikili fıstığımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şimdi buraya bakın zincirlerimiz var. Bir tane zincir atlıyoruz. Yukarı çıkarken 4 zincir çekmiştik. İlkini atladım. 1, 2, 3. Üçlü bir trabzan yaptım. Kenara çıkmış oldum. Şimdi buradan tekrar geriye döneceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi modelimizin son sırasını yapıyoruz. Hemen şurada bakalım. Bakın ilk sırayı trabzan olarak yaptık. Dönüşte V şeklindeki yuvalarımızı oluşturduk. Tekrar örgümüzü çevirdik. Üçlü fıstıklarımızı yaptık. Şimdi burada tekrar örgümüzü çeviriyoruz. Şuradaki kutucuklarımızı yapacağız. Bu da modelimizin son sırasını oluşturuyor. Tığımın başını doladım. 4 zincir çekerek yukarıya çıkmıştım. Tığımın başını doluyorum. Şu ilk boşluğa değil hemen fıstıkların arasından battım. İkili trabzan yaptım. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa. Yine ikili trabzan. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şu her gördüğümüz boşluğa batarak kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Şimdi tığımın başını doladım. En sona geldim. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Artık buraya içine değil. Bakın hemen kenara zincirin içinden battım.
Bu şekilde kenara çıkmış oldum. Şöyle bakalım. Çevirdiğimizde örgümüzün ön yüzü burası. Şimdi buradan itibaren şu ilk sırada trabzan sırasından tekrar başlıyoruz. Trabzan sırasını birlikte kuralım tekrar. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Doladım. Bu boşluğun içine bir trabzan doladım. Şimdi bir de trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Bir boşluğa doladım. Bir trabzanın tepesine bir boşluğa olacak şekilde sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Bakın. Son trabzanın üzerine yaptım trabzanımı. Bir kez de boşluğa. En son da zincirin tepesinden ikili trabzanımı yaptım. Yeni modelimizin ilk sırasını bu şekilde tekrar yapmış olduk. Şu geri dönüş sırasını tekrar bir kez yapalım birlikte. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Nasıl yapmıştım? 1, 2, 3, 4. boşluğa ikili trabzan, araya 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir önceki trabzanın yanına bir tane daha trabzan. 2 zincir. Şimdi buraya 1, 2 tane atlıyoruz. 3.'ye de sık iğne. Tekrar 2 zincir. 1, 2 tane trabzan atladım. 3. trabzana bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan yaparak buraya V şeklinde yuvamı oluşturdum. Dönüş sırasında buraya fıstıklarımızı yapacağız. 1, 2 zincir, 2 tane boşluk atladım. Sık iğne olarak battım buraya. Tekrar 2 zincir. Tığımın başını doladım. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğa bir ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı boşluktan bir ikili trabzan daha. Bakın yuvamı yine oluşturdum. 1, 2 zincir çektim. Şimdi buraya hemen zincirin tepesinden sık iğne olarak birleştirdim. Yuvalarımız oluşmuş oldu. Şimdi geriye döndüğümüzde burada tekrar fıstık sırasını tekrarlıyoruz. Şu her yuvanın içine 3'er tane fıstık yaparak modelimizi ilk baştan itibaren tekrar örmeye devam ediyoruz. Model yukarıya doğru ilerlerken aynı işlemleri yaparak örmeye devam edelim. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.